Ben Ekim 1 1932 tarihinde belediye reisimin söylediği gibi dünyanın merkezi Çorum'da doğdum. İlkokul, ortaokul, lise hepsi Çorum'da. 1950 yılında Çorum Lisesi'nden mezun oldum. Tabii o zamanlar bütün üniversitelere iki imtihan vardı. Bir olgunluk imtihanı, bir devlet imtihanı vardı. Ya yani bir üniversitenin kendi imtihanı, lisenin, bir de olgunluk imtihanı. Onun soruları Milli Eğitim Bakanlığı'na gelirdi. Şimdi bizim zamanımızda o iki imtihanda pek iyi pek iyi olanlar bütün üniversitelere imtihansız giriyordu. Teknik üniversite dahil, ama teknik üniversite o sene imtihan koydu. Dolayısıyla biz tabii bazı üniversitelere işi garanti olsun diye yazıldık, ama esas hedefimiz İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gitmekti. Sonra Çorum'dan bizi uğurladılar. Otobüste ilk defa çıkıyorum İstanbul'a. İstanbul'a Gümüşsuyu'na bir de imtihana gireceksin. Neyse, biz uğurladılar. Biz, yanında iki tane arkadaşım var. Biz gittik. Bizi Haydarpaşa'da karşıladılar. Orada Kadıköy'de sahilde bir otele bir arkadaşın vasıtasıyla bizi yerleştirdiler. Tabii otele girdik, kaçır kuçur ediyor şeyler. Sahilde oteller. Ama manzara şahane. Ertesi gün İstanbul Teknik Üniversitesi imtihana girmek, gitmek nasıl olacak? Hiç Çorum'dan dışarı çıkmamış bir genç, evet. Bir de bir dediler, şu köprüye gideceksin, orada vapura bineceksin, Karaköy'e ineceksin, orada bir alt geçit vardır. Ondan sonra oradan Taksim'e gireceksin. Taksim'e çıktığın zaman orada otobüsler bekler. Oradan Gümüşsuyu'na gideceksin. Ama Taksim'de inmen lazım dediler. Sonra yürüyeceksin Gümüşsuyu'nda. Karşında Teknik Üniversite. Sınıfı bulup oturacaksın. Biz öyle yaptık. Evet. Çorumlu Çorumlu daha iyi yapardı. 1955 50 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ben mezun oldum. Evet. Derecem de iyiydi. Her ikisi pek iyi, pek iyiydi. Sonra İstanbul'a gittik. 1950 yılında makine mühendisliğini kazandık. İlan edildi yani. Sonra diğer fakültede yazılmıştık tabii, emniyette olsun diye. Ondan sonra pek de paramız da yok o zaman. Evet. Yani sıkıntılı bir dönem. Sonra biz beklerken yurtta ilan ettiler ki biz makine bölümünü kazanmışız. 100 öğrenci alıyorlardı o zaman İstanbul Teknik'e göre. Gittik. Oradan mezun olduk. Mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi, ben asistan olmak istedim. O zaman da durum aynıydı. Yani benim siyasi bir bağlantım falan olmadığı için iş bulma problemi falan olur diye dedi ki en önemlisi üniversite kalmak. O zaman Rahat Berke ve Mustafa İnan hocalar, onlar mekanik filan. Onlar da iyi notlarımız vardı. Beni asistan olarak almak istediler, ama ben dedim ki o konular, bir kere Rahat Bey'in ismini duymuşsunuz, Rahat Berke, evet. Çok teoriktir. Her sene ya 5 kişi geçer direkt, ya hatta 8 kişi geçer. Kitabı hala ama getirebilirim. Evet, evet. Kitabı var, ben de getirebilirim Rahat Bey. Evet. Dolayısıyla Rahat Bey'i bir tarafa bıraktık. Ondan sonra Mustafa İnan Bey çağırdı. Dedim ki ben burada inşaat mühendisliğinde çok yabancı hissederim kendimi dedim. Dedi ki ama dedi, bir makine şeyinde ihtiyacımız var dedi. Biz de hep dedi kolonlar düzdür bize dedi. Ama tabii de buckling problemleri falan var dedi. Bunlar bizimki anlamaz dedi. Onun için ben bir makine mühendisi almak istiyorum dedi. Siz de termo şey mukamet notlarınız çok iyi, almak iyi. Onu da düşüneyim falan derken biz kendimizi ısı tekniği kürsüsünde bulduk. Fikret Narter Bey'in kürsüsünde. Evet. Yani ısı bilim ve tekniğine girişimiz 1955 yılındadır. Hala içinden çıkamadık arkadaşlar. 1958 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir burs kazandım. Eisenhower'ın bursunu. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Ondan sonra MIT'ye gittim o zaman.
Tabii o zamanlar kompütür falan olmadığı için bu yakın yıllarda bazıları bana geliyor, diyor ki o yıllarda nasıl MIT'ye gittiniz diyor. Birisi, ben çocuğumu MIT'ye göndermek istiyorum diye birisi geldi. Top Üniversite Yönetim Kurulu'ndaymış. Demiş ki nasıl gider o 58 yılında? Pardon, evet 58 yılında kompütür falan yok. Biz mektup yazardık, mektuba cevap gelirdi. Öyle. Böyle kabul, ben de o Eisenhower bursunu ilan edildiği zaman o mektubu götürdüm, verdim. Evet. Ama dediler MIT çok pahalıdır, oraya olmaz. O zaman ben gitmem dedim. Sonra oraya gittik. Orada iyi de burs veriyorlardı. Burs olarak MIT nükleer mühendislikten ve aynı zamanda makine mühendisliğinden MIT'nin dereceleri SM derecesidir. İki derece geldim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden teklif ettiler. Evet. O zaman Turan Feyzoğlu rektördü bizim. Evet. İhtilal döneminden sonra. MIT'de Bahattin Baysal profesör, hatırlarsınız belki. Ankara Üniversitesi'nde. Bahattin Baysal. O zaman kimyadaydı. Kimyadaydı, evet. O zaman şeydeydi. MIT'de de onlar ziyaretçi profesör olarak gelmişti. Beni orada tanımış, hocalardan falan da sordu galiba. O gitmiş Orta Doğu Teknolojisi yeni açılmış barakalarda. Demiş ki MIT'de bir çocuk var, dönecek demiş. İsterseniz onu alın. Evet, biz ondan sonra bize teklif ettiler. Ben de zorla şey imzaladım, mukaveleyi. Çünkü biz maaşım 350 liraydı. Bana mukaveleyi getir dedim. Efendim ben Fikret Nertar hocamdan izin almadan mukavele imzalayamam dedim. Ama dedim mukavele bir şey değil ki dedi, yırtarız dedi, atarız dedi, olmazsa dedi. Siz imzalayın dedi. Sekreter dedi ki mukaveleyi getirin dedi. Şöyle mukavele gözüme çevirirken şeyi, sayfaları orada 12 bin lira yazıyor. Ya 12 bin lira, bizim orada maaş 350 lira. 12 bin lira. Neyse. Biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi imzaladık, girdik. Mustafa Parlar biliyorsun o zaman dekanımız. Allah rahmet eylesin. Büyük insanlardan bir tanesi. Dolayısıyla arkadaşlar ısı bilimi tekniğine böyle Orta Doğu'da çalışmalar devam etti. Şimdi diğer şeyi anlattı. İkinci soru diyor. Türk ısı bilimi tekniği kurma fikri nasıl doğdu? Kurun aşaması hakkında bilgi verir misin? Örneğin kurma fikri kimden geldi? Onu ben bir hikaye edeyim de. Evet. Yalçın belki düzeltmeler yapabilir. Şimdi en önemli adımlardan birisi ve her şeyin başlangıcı MS ve iki tane derecelerini yaptığım MIT'de okurken ve sonra Manchester'a gittim. Manchester PhD derecesini alırken orada hep İsimler duyardım bu. Okuduğumuz kitaplarda hocalar bahsederlerdi. Musselt'ten bahsederler. Onu da Ernst Schmidt'ten bahsederler. Sonra MIT'de ısı transfer hocam Rosenau vardı. Rosenau'nun arkadaşı Grigul. Grigul'dan bahsederler. Makalelerini bize tavsiye ederler. Dolayısıyla gibi adamların isimlerini duymak, makalelerini, ısı transfer kitaplarında isimlerini sık sık görmek, bunların nereden geldiğini araştırmaya başladım. Bunların hepsi dediler ki Münih Teknik Üniversitesi, ilk önce Münih Teknik Üniversitesi değilmiş. Politek. Hochschule. Oradan dediler. Orada bir termodinamik A kürsüsü vardır. Lerstuhl A dediler. Çok meşhur dediler. Nusret'in kürsüsü. Efendim? Nusret. Evet. Nusret'in kürsüsüydü. Nusret'in yerine Schmidt geldi. Schmidt geldi, evet. Hepsi beraber çalıştı. Schmidt sonra rektör de oldu. Ondan sonra da Grigul. Tabii. Hem Schmidt hem Grigul rektör evet. Oldular. Şimdi demek ki bunları okurken bu termodinamik A kürsüsü sırasıyla ne olduklarını buldum. Ne güzel bir tesadüf ki benim için büyük bir şanstı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi makine bölümü başkanı olduğum yıllarda 61-62 yıllarında evet. O üniversiteden yani o Lerstuhl A'dan mezun olan bir genç müracaat ediyor bize. Bu genç Yalçın Göğüş müracaat ediyor. Şimdi biz o zaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne çağırırız.
şey kurulur, komite kurulur, interview yapılır, bilmem referanslar verir. Şimdi benim kafamda termodinamik ağ yerleşmiş olduğu için oradan gelen bir öğrenci doktorasını bitirmek üzere. Sonra bir de referans mektubu geldi Schmidt'ten, kendisinden. Tamam dedim. Parlara gittim ben. Parlara dedim, Mustafa Parlara bak bir arkadaşı alıyoruz dedim. Böyle interviewlara falan lüzum yok dedim. Anlattım. Yanlış varsa düzelt Yalçın. Estağfurullah aynen. Kaç olmuşsun? Kaç olmuşsun Yalçın? Siz kaç olmuşsunuz? 34. Kim, kim geldi? Ben 32 doğumluyum. Hayır, aralık 2 yaş fark var mı? Evet. Çok memnun oldum. O zaman mülakat da yapılarak falan az anlattığım gibi rahmetli büyük insan Mustafa Parlar konuşarak Profesör Schmidt'ten gelen güzel referans mektubumu da gösterdim. Dedi ki Yalçın göğüşü almana müsaade ediyorum dedi. Hemen atandı arkadaşlar. Demek ki kurulması, bu derneğin kurulmasının ilk fikri doğrudan Yalçın Bey arkadaşımdan gelmiştir. Evet. Gayretliyle olmuştur. Onun eseridir. Zaten kendisi Münih Teknik Üniversitesi'nde bu konular içerisinden yoğrulmuş bir bilgili bir insan. Tam dedik aradığımız bir insan geldi. Sonra beraberce güzel çalışmaya başladık. Ve başarılı işler yürüdü arkadaşlarım. İşlerim hikayesi bu birincisi. Üçüncü sorun. Center of Eden Mass Transfer de o yıllarda mı? Evet. Yok. International Center of Eden Mass Transfer. Evet. Onu da Türkiye'de siz şey yaptınız. Bunu anlatacağım. Evet. Sıra, daha sonra. Soru gelince. Evet. Sonra. Evet. Sonra üçüncü soru neydi? Üçüncü soru. 79-80 yıllar arasında TÜBİTAK'ın ikinci başkanı olarak görev yaptınız. Dernek başkanı olarak ilk tecrübeniz ne oldu ve nasıl sonuçlandı? Arkadaşlar bir senelik şeydi bu yani başkanlıkta geldiği gibi gidiyor biliyorsunuz. Fakat biz hadisenin içindeyiz tabii. Isı Tekniği kürsüden geldiğim için bu alanda çalıştığım için toplantılara gidiyoruz hep içinde. O yine aynı şekilde o bir sene zarfında toplantılar falan yaptık. Ben tanıdığım bazı arkadaşları davetli konuşmacı olarak çağırdık. Böyle devam etti. Önemli noktalarımız Yalçın Bey bahsetti. 1975 yılında makine bölümünde TÜBİTAK Isı Tekniği Araştırma Enstitüsü'nü kurdum. Isı Tekniği kürsüsünden geldiğim için evet. Onun ismi de yine Isı Tekniği Araştırma Enstitüsü oldu. Evet. Enstitünün TÜBİTAK'tan bütçesi olduğu için yetenekli asistanlar aldık. Bunlardan bir tanesi Rükmünettin Oskay'dır. Doktorasını yaptı. Bu ısıtma havlamaları derslerini hala veriyor. İşte Yalçın Göğüş arkadaşımız burada çalışmaya başladı. Özellikle bu ünitede çalışıyor Yalçın çalışmaya başladı. Soğutma konusunda çok değerli pratikte özellikle ürünlerin soğutulması. Evet, ürünlerin soğutulması. Kamyonlara Yalçın kamyonlara meyveleri koyar. Biz destekleriz projeyi. Yalçın Türkiye'den gider, ne Almanya'ya mı gider, nereye gider? Doğru mu Yalçın? Benim öğrencim Savaş Yavuz kurdu. Beraber evet. 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 Dolayısıyla bu ünitede çalışıyor ve soğutma konusunda çok değerli pratikte özellikle ürünlerin soğutulması ve ihracatı ile ilgili uygulamalı projeler yürütüyordu. Yalçın yürütüyordu. Evet. Ama biz para desteğini veriyorduk. O evet, kadar. Evet. Evet. TÜBİTAK'ın da tabii. Desteği önemli. Bu ünitenin başkanı yardımcısı olarak da Orhan Yeşin'i atadım. Seçtim. O da çok verimli, çalışkan bir arkadaş. TÜBİTAK tarafından Orta Doğu Teknikası desteklenen makine bölümü bu ilk enstitüsü oldu arkadaşlar. İşte bu faaliyetlerimiz devam etti. Özellikle Fikret Narter'den çok yardım gördük. Sizin çok gençsiniz, hatırlamazsınız onları. Bir şey olduğu zaman Fikret Narter'e müracaat ederdik. Hocam şu konuda yapalım, yardım eder misin diye. Yapılan toplantılarda da ben bölüm başkan olduğum zamanlarda Fikret Hoca gelirdi. Sonra onun tanıdıkları gelirdi. Benim tanıdıklarımızı çağırdık. Böyle devam etti arkadaşlar. Üçüncü soru bu. Evet. Dördüncü soru. Başkanlık yaptığınız dönemdeki Türkiye sanayisinin durumu evet. Nasıl?
Şimdi ısı tekniği ve uygulama ile ilgili endüstri kolu daima, özellikle o yıllarda daima ön planda olmuştur. Benim bulduğum zamanlarda evet. Sel Nikel İstanbul Teknik Okulu'ndan mezun bir mühendisin kurmuş olduğu, şu andaki durumunu bilmiyorum. Çok güzel çalışmalar yaparlardı. Yani bugün o zaman bütün evlerde kullanılan fabrikada ısıtma kazanları imal ederler. Evet. Tefrikatını yaparlar. Biz işbirliği yaparız onlarla. Alarko gelişiyordu. Onlar Karaköy değil mi? Karaköy'de ufak bir yerdeydi. İki tane dükkan yan yana. Onlar kalorifer radyatörlerini falan ima ederler. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi asistan olduğum zamanlarda onların deneylerini yapaldım. 90 derece, 70 derece yok, 80 derece yok. Verimler ne olur? Evet. Bunların asistan olarak yapardık bunları. Sonra sungurlar, bakın sungurlar buhar borulu kazanları yapıyordu. Sonra ne oldu bilmiyorum. Yani tamam, benim bir... Efendim? Ben orada sel yaptım en son. Evet. Ben sel yaptım orada. 77'de falan sel yaptım. Çok iyi şeyler yapıyorlardı. Çok iyi şeyler yapıyordu. Fakat sonra kapandı. Evet. 80-82'de falan kapandı. Evet. Kapandı. Gibi kuruluşlar buhar kazanları, ısıtma klima cihazları imal ediyorlar. 1955-58 yılları arasında İstanbul Teknik Isı Teknik Kürsüsü'nde bu cihazların performans deneylerini yaparak raporlar hazırlıyordum. Ben de asistan olmak çünkü. Asistan olarak bunları gerçekleştiriyordum. Modern klima cihazları imal için o firmalara gayretler sarf ediyorlar. İşaret ettiğim bu firma Japonya, Avrupa'da tanınmış firmalarla anlaşmalar yapmaya çalışıyorlardı. Duyardık onları. Evet. Dördüncü sorunun cevabı bu. Biraz tekrar gibi ama ne zaman ve nasıl göreve başladınız? Yalçın Bey'le beraber olduğumuz için ısı bilimi tekniği çalışmalarımız birlikte olmuştur. Yukarıda belirtmiş olduğum gibi 1975 yılına İstanbul Teknik Üniversitesi ısı tekniği kürsüsüne asistan olarak girdik. Hala içindeyiz, hala da çıkamadık arkadaşlar. Kısacası bu, evet. Tabii Türkiye Isı Bilimi ve Tekniği Derneği'ye çalışmalara, ulusal ve uluslararası toplantılarına katılarak halen katkılarda bulunmak çabası içerisinde buldum, görüyorum sizleri. Evet, evet. Çorum'da mesela dedim bu toplantıları Anadolu'ya yaymak meselesi. Çorum'da bir toplantı yapıldı. Türkiye Isı Bilimi ve Tekniği Derneği'nin konuları çok başarılı oldu. Katkı sağlayan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız, evet. Eksik olmasınlar, komite bulunanlar bizi desteklediler ve Anadolu'ya taşıdılar. Ünlülerin başı olmuş. 6. Başka topluluk, dernek gibi üyeliğiniz? Efendim, yurt dışında ısı transfer uygulama ilgileri, American Soil Mechanical Engineers, International American Soil Mechanical Engineers, ısı transfer division, heat transfer division olmak üzere uluslararası. Bu da International Hidden Mass Transfer Merkezi gibi kuruluşların üyesiyim. Yapmış olduğumuz mikro nano teknoloji üzerindeki ısı transferi konularında işte MS, PhD talebeleri tezler yürütüyoruz. Şimdi bu International Center of Hidden Mass Transfer önemli arkadaşlar. Evet. Bunun ben komite üyeliyim ve aynı zamanda bilim kurulu üyesiyim. Şimdi biliyorsunuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi taşındı. Ben kuvvetle tavsiye ediyorum. Bunlar genel sekreter Orta Doğu Teknik Üniversitesi bunlarla iş bile yapın. Evet, ben görüşmeyi gerçekleştirdim. Selçuk Bey'di sanırım. Beni çağırdı, birlikte görüştük. Ortak hareket edeceğiz. Hatta 2020 yılında onların konferansı Türkiye'ye getirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla o konferansı Türkiye'de Türk Isı Bilimi Tekniği Derneği üzerinden yapmaya gerçekleştirdik. Şimdi yapmış olduğunuz bir toplantıda ilan ederseniz bu International Center of Hidden Mass Transfer işbirliği diye, evet. Onların bir şeyi var, dağıtım şebekesi var.
bütün herkese duyuruyor toplantınızı. Evet. Toplantısını duyurduğu için oralardan elemanlar gelebiliyor. Sonra bu toplantının yapıldığı zamanlarda bir şey hatırlatayım. Derneğimiz Sınırlı Teknik Derneği İnternet Center for Temas Transferi üyesi. Kim? Bizim dernek. He. Tabii. İnternet. Tamam. He. Dolayısıyla üyesi. Ha, çok güzel. Dolayısıyla Selçuk Bey. Dolayısıyla bunlarla iş bilginiz önemli. Çorum'da yaptığımız gibi sizin yapmış olduğunuz toplantılarda eğer bir durum isterseniz ki şu konuda bir yabancıyı getirmek istiyoruz, ben size yardım ederim. Tamam mı? Tamam. Çorum'da ki toplantıya iki yabancıyı getirmiştik. Bu ikisi de ben destekledim. Yani bunların yol parasını verdik. Zaten Çorum'a gidince orada sizler ağırladınız. Ama ben yol paralarını falan verdim. Yapabiliriz, evet. Altıncı sorunun cevabı bu kadar. Evet hocam, teşekkür ederim. Türk Isı Bilimi Tekniği Derneği'nin başlangıç yıllarındaki hedefiniz neydi? Bunları açıkladınız ama... Evet, evet. Türk bilimcileri birçokları, öğrencilerimiz yani nereye gitsek, tanınmış üniversitelere çalışarak ön plana geçmişlerdir sizler gibi hepiniz. Yeni gençler var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Koç'ta, Sabancı'da, Özyeğin'de ve diğer üniversitede çok değerli dünya çapında çalışmalar yapıyorlar. Evet. Mikroteknoloji üzerine, nanoteknolojiler üzerine çalışmalar yapıyorlar. Her yerde ne yaparsın yapın, bugün arkadaşlar da bahsediyor, savunma sanayi olsun, her daima ısı var arkadaşlar. Evet. Bu önemli. Şahsiyede hedefimize, biz tabii mesele içerisinde olduğumuz için şahsi hedefimize ilerliyoruz diye kendim için yazmışım bunu da. Bugün Türkiye Isı Bilimi Tekniği Derneği toplantıları, uluslararası ilişkiler, değerli yayınları ve dergisiyle bugün hedefine ulaşmıştır. Fakat daha iyinin ucu da açıktır diyorum. Ne kadar güzel görüyorsunuz. Evet. Fevkalade. 8. Soru. Isı bilimi ve tekniği ile ilgili hangi projeleri gerçekleştirdiniz? Isı bilimi ile ilgili geleceğe yönelik planlarınız nelerdir? Tabii ben ısı tekniği kürsüsünde asistan olduğum için o zaman bu merkezi ısıtma sistemi üzerine hocamızın aldığı projeler olurdu. Biz de o projelerde çalışırdık arkadaşlar. Çünkü asistandan maaşımız düşük, aynı zamanda para kazanırdık. Uygulamalı çalışmıştım. Mesela bahsedeyim size, Atatürk Kültür Merkezi tesisat projesi. Teknik Üniversite mimar. Bunlar bütün bildiğiniz gibi bunlarda hep mimarlarla beraber çalışıyoruz. Mimarlar projeleri alıyorlar. Genellikle büyük parayı onlar alır. Tesisatçılara da bir kısım para öderler. Evet. Levent 3. bölüm ısıtma merkezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin merkezi ısıtma, Atatürk Üniversitesi merkezi ısıtma, Çembertaş Kız Sesi, bu da benim sırf şahsen yaptığım bir proje gibi birçok proje içinde bulundum. Bu projelerde mimarlarla birlikte grup olarak çalışıyorduk arkadaşlar. Şimdi öyle zaten, değil mi? Bilimsel bakımdan çok önemli olan NATO yaz okullarını kurduk Türkiye'de. Bilmem hiç katılanınız oldu mu NATO yaz okullarına? O zaman ben katılmıştım. Katılmıştı, evet, tamam. Dolayısıyla bu okulları her iki senede bir tekrar ettik. NATO'dan para temin ettik. Dolayısıyla gençlerin otel masraflarını karşıladık. Bazen ufak yolluk masraflarını da verdik. Dolayısıyla gençler istifade etti. Tabii bu neticesi olarak da her toplantıda bir kitap çıkıyor. Evet. Tabii. 26 tane kitap, volüm. Şu anda devam etmiyor ama. Evet. Şu anda devam etmiyor. Türkiye'de bak. Güzel soru. Ben 2009'da son toplantıyı yaptım. Evet. 2009'da ben topa geçtim biliyorsun. Türkiye'ye geldim, onlar davet edince oraya geldik. Evet. Şimdi vakıf
bir vakıf üniversitesine gidince hem toplantılar yapacaksın. Olmaz. Devlet üniversitesi olur da vakıf üniversitesinde olmuyor. Yani sizden vakıf üniversitesinde çalışma bir şeyler istiyoruz, yenilikler. Kendimizi vermek için. 2009 yılında ton şey yaptık. Evet. Galiba ondan sonra da pek desteklemedi NATO. Evet. NATO desteklemiyor. Durum bu arkadaşlar. Evet. Türkiye'de ısı bilimi ve tekniği sektörü ile ilgili olarak sektörün bugünkü durumu ve geleceği hakkında düşünceleriniz. Arkadaşlarım çok daha iyi örnekler, sizler daha iyi örnekler vereceksiniz. Sanayi gelişiyor tabii. Özellikle yine arkadaşlarım bahsettiği gibi savunma sanayi, ısı bilim ve teknik uygulamaları bu her yerde vardır. Evet. Asistan olduğum yıllarda tekstil fabrikaları da basit problemler oldu arkadaşlar. Ben de bu yüzden biraz çok para kazandığım anlar oldu. Neyse mesela şimdi şeyler, kumaşlar çıkıyor. Kumaşların kurutulup şey ne diyorsun ha? Topalanması evet. Ne diyorsunuz ona? Toplarında sarılması değil mi? Sarılması. Gidiyorsun orada tıkanıp kalıyor. Teknik üniversite müracaat ediyor ısı teknik üniversite. Sadık sen git diyor. Gidiyor bakıyorsun. Isıtma problemi ya. Altındaki ısı değişkenini değiştireceksin. O kadar. Evet. Çünkü çabuk ısınamadığı için fabrikada kumaşlar geliyor, kurutup balyoz haline getirecek. Evet. Orada kalıyor. Orada danışmanlık yapardık tekstil fabrikalarında. Tabi her gidide 200 ile 300 almak büyük para. 350 lira maaşın olunca. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Türkiye'deki üniversitelerde verilmekte olan ısı bilimi ile ilgili dersler hakkındaki görüşünüz yeterli mi? İşte üniversitemizde ısı bilime tekniği ile ilgili dersler tabii bütün üniversiteler veriliyor. Çok iyi arkadaşlarımız var. Tabii makine bölümünde arkadaşlar iki kol var biliyorsun. Birisi mekanik dalı, öbürü de ısı bilimleri ve tekniği. Bu önemli tabii. Talebelerin başlangıçta tavsiye yönlendirip bunlardan birisini seçmeler lazım. Evet. Bazen karışık yapıyorlar. Hiçbir şeye benzemiyor. Yani ısı dizayn, mekanik dizayn. İkisi ana makine bölümlerinde, evet. Mesela siz abetten geçmişsinizdir. Evet. İki şeye bakarlar. Isı dizayn var mı, mekanik dizayn var mı? İkisi önemli, evet. Dolayısıyla öğrencilerimizin alanlarını ona göre seçmeler lazım, evet. En önemli birinci derece tabii termodinamik kanunları ve uygulamaları. Çok önemli arkadaşlar. Termodinamik tabii Yalçın Bey arkadaşımız da başladı. Ben termodinamik biliminin gelişmesi hakkında çok konferanslar da veriyorum. Önemli. Evet. O dediğimiz kavramlar. Termodinamik bilimi nasıl gelişmiş? Bunu öğrencilerin iyi bilmesi lazım. Termodinamik kanunlarını iyi bilmesi lazım. Pratikte uygulamalarını lazım. Bakın geçenlerde Sayın Reis Cumhur diyor ki demiri, kızgın demiri soğutmaya bıraktım diyor. Soğutmaya bırakmak termodinamik bakmadan kafi değil. Kafi derecede hemen soğutman lazım. Soğutmak için bir şeyler vereceksin, bir enerji vereceksin. Evet, vantilatörü bağlayacaksın. Reis Cumhur konuşmanı düzeltmesi lazım. Evet. O daha soğutmadan bahsediyor. Efendim, daha çok ısıtıyor. Hayır, son günlerde hadiseler biliyorsunuz. Tekrar fırına koydular. Efendim? Tabii. Termodinamik hadise hepsi ya. Arkadaşlar, şimdi bak, talebelere örnekler vererek anlatıyorum. Arkadaşlar diyorum, bak, sizler mezun olduğunuz zaman da termodinamik çok önemli. Bir masaya oturacaksın diyorum. Masaya oturduğun zaman termodinamik birinci kanunu bir şey vereceksin ki bir şey alacaksın. Bir şey vermeden almak mümkün ısı makinelerinde. Örnekle anlatıyoruz. Bir şey vereceksin. Ama akıllı olursan az verirsin. Biraz ve eksajdan bahsediyor ya tabii. Bir tanesi 2 ton kömür yakar. Bir enerji. Öbürü 750 kilogram yakar. Tabii.
O kadar. Ama yapan mühendisler şey, esaslı bilgili, bilgili adamlar. Evet. Yani ekserji kayıplarını, distraction'ı önlüyorlar. Evet. Dolayısıyla mesela çocuklara misal verir, isimleri söylemiyorum, politik olur diye. Ama dostlar arasından söylüyorum. Ben masaya oturduğum zaman Putin, İran Dışişleri Bakanı, bizimkiler biraz çok korkuyorum. Çünkü İran Dışişleri Bakanı Harvard'dan mezun. Putin'in de nasıl insan olduğunu biliyorsunuz. Bunlar bir masaya oturuyorlar, bir şey verecek, bir şey alacak. Efendim? Dolayısıyla masadakilerin ne kadar kuvvetli olması, ısı makinesinde olduğu gibi, ısı makinesi icat edenlerin ne kadar iyi insana, iyi, kuvvetli mühendisi olduğunu göstermek. Bir ısıcı göndermek lazım. Evet. Onlara da bir ısıcı göndermek ya, lazım. Şimdi bunları ben anlatıyorum arkadaşlar, talebeler de anlatıyorum. Ama politik olmamak lazım çünkü talebelerden birisi gider bir şey söyler falan, başımız güzel. Yok. Kayıt alıyoruz. Evet. Kayıt alıyoruz. Orada kayıt olsun, zarar etmez. Kaydısın. O gizli değil, evet. Bu da bu, evet. Ha. Ne dedi? Evet demişim buraya. 1978'de Ortadoğu Teknik Makine Bölümünde Yalçın Göğüş arkadaşımızla çabalarıyla kurulmuştu. Onu anlattık, evet. 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 12 değil mi? Şahsen Türk Isı Bilimi Tekniği Derneği sizin için ne anlam ifade ediyor? Benim için her şeyi dediğim gibi 55 senesinde asistan olduk. Hala içinde çıkamadık. Ama gayet güzel çalışmalar yapıyor arkadaşlar. Evet. Yani benim gördüğüm kadar. Isı bilimi alanını seçen genç insanlara tavsiyemiz... Termodinamik dersi, kanunların iyi anlaşılması, uygulamalarına tam vakıf olmaları, termodinamik biliminin gelişmesini öğrenciler çok iyi bilmeleri lazım. Evet. Isı transferi dersini iyi bilecek. Akışkanlar mekaniği derslere önem vermeleri lazım. Başka türlü olmaz. Evet. Türk Isı Bilimi Tekniği Derneği'nin bugünü ve geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendim, bütün arkadaşların çalışmalarına ben şahsen takdirle karşılıyorum. Uluslararası ilişkileri ve toplantıları artırmak, yabancı tanınmış bilim insanlarıyla gençlerimizin bilgi alışverişini sağlamak önem taşımaktadır tabii. Biraz evvel birkaç defa bahsettim. Bu toplantının Anadolu'da üniversitelere yayılması önemlidir. Herhangi bir yardımımız olursa memnuniyetle yapabilirim. Bu toplantılara mesela derseniz ki şu toplantıyı şurada yapıyoruz. Bir tane bilim adamına şu ihtiyacımız var ama paramız yok derseniz ben size onu temin ederim. Tamam. Mesela. Görev ve sorumluluklar açısından değerlendirdiğinizde Türk Isı Bilimi Tekniği Derneği ile diğer dernekler ve benzeri yapılanmalar arasındaki ilişkiler nasıl oldu? İşte bunu biraz evvel bahsetmiştim. Uluslararası Kütle ve Isı Transferi Merkezi Orta Doğu'da bunlarla işbirliği yapmak lazım. TÜBİTAK'a projeler verilebilir. TÜBİTAK'a projeler verilebilir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na proje, onlarla bir kere ilişkiler artırmak lazım. Evet. Projeler verebilir. Onların da bu türlü projelere çok ihtiyaçları var. TÜBİTAK projeyi destekliyor. Yalnız desteklerken muhakkak başka bir kuruluşla, mesela örnek vereyim size, Belarus diyelim. Evet. Belarus'un Eylül buraya geldi. Belarus'un Bilimler Akademisi üyesi de buraya geldi. Onunla görüştük. Beni de çağırdılar toplantıya, görüştük. Artırmak istiyorlar. Bütün artırmak istedikleri bilim adamlarının işbirliği yapmasını istiyorlar. Biz bir proje verdik onlara. Yani çünkü Belarus'ta Lyukov Enstitüsü vardır. Dünyada meşhur bir enstitüdür. Evet. Biz enerji toplantısı yapmıştık Ekonomi Teknoloji Üniversitesi'nde. Arkadaşların sunduğu projelerden bir tanesini orada, oranın direktörü, bu proje enteresan, biz de çalışıyoruz. Sadık Bey bunun üzerine müşterek proje yapalım dedi. Proje yapıldı ve Belarus tarafı kabul etti. Aynı şekilde TÜBİTAK'a gönderdik. TÜBİTAK da kabul ederse proje işlemiş olacak.
Arkadaşlar başka bir önemli konu daha var TÜBİTAK bakımından. Şimdi eğer sizin arkadaşlarınızdan, sizlerden Amerika'da bir tanıdığınız bir bilim adamı varsa gençlerden, ona şunu diyebilirsiniz. Ben sizin bir proje yürütmek istiyorum. O proje derse ki şu proje de ben de ilgileniyorum. O projeyi TÜBİTAK'a teklif ediyorsunuz. O arkadaş National Science Foundation'a TÜBİTAK'ın karşısına teklif ediyor. Ve her iki tarafta projeyi desteklerlerse Amerikalılar para veriyor. Asistanlar gidip geliyor. Hocalar gidip geliyor. Böyle bir projeyi Çin'de yürüttük. Brezilya'yla yürüttük. Ondan sonra Almanya'yla yürüttük. Çok değerli oldu. Topla birlikte mi yaptınız yoksa daha önce mi? Ben bu projeleri Miami'deyken yaptım. Miami'deyken yaptım. Burada onun karşılığını buldum. Mesela diyorum Çin'de şu arkadaş. Sen oraya teklif et, ben NSF'e teklif edeceğim. Evet. Brezilya'da şimdi mesela Renato Cota vardır. Evet. Mesela şimdi tanımış bilim adamı. O benim yanımda bir sene falan çalıştı. O gitti, sonra onu teklif etti. Brezilya proje aldık böylece. Onlar geldi gitti. Onun talebeleri geldi Miami'ye. Bu hala devam ediyor. Hasan Mandal Bey'le görüştüm. Hasan Mandal Bey dedi ki biz de bu projeyi destekliyoruz sağlık dedi. Yani var mı paranız böyle yapıyor musun? Tabii de destekliyoruz dedi. Yani hatırınız olsun. Evet efendim. En son olarak hani ifade etmek istediğiniz son olarak düşünceleriniz neler? Ne yazmışım be? Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Bölümünden Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Türkiye Isı Bilime Tekniği Derneği görevlerini üstlenerek başarıyla yürüttüklerini memnuniyetle görüyoruz. Evet, gayet güzel. Başkanlık görevi yapan arkadaşlara, yönetim kurulunda da çok minnettarız sizlere arkadaşlar. Sizler yürütüyorsunuz. Şurada yine tekrar bir belirteyim. Çorum'da Hitit Üniversitesi'ne kongren yapılmasına gayretlerinden dolayı Haşmet arkadaşımıza, Aydın Bey'e, diğerler hepinize teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok başarılı oldu bu toplantı. Dolayısıyla sağ olun, var olun. Bu şekilde Anadolu'nun muhtelif üniversitelerinde yapılırsa gençler çok istifade edecek. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben hocama söz vermek istiyorum. Hocamız üzerinde bunu belirtilmesi lazım. Dediği gibi üniversite hayatı boyunca ve daha sonra bugüne kadar hep ısı transferiyle bunun içinde, değil mi? Ama hocamızın aynı zamanda çok kıymetli kitapları var. Evet. Ve ben ilklerinden başlayarak şey yaparsam hatırladıktan o gerisini tamamlayabilir. Yani kondüksiyon konusunda olsun, konveksiyon konusunda olsun, hem Amerika'da bulunduğu süre içerisinde, hem Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bulunduğu süre içerisinde sürekli olarak bir de böyle kitap yönünden de çok üretken bir hocamızdır. Ve kitaplarından hepimiz faydalandık. Hala da gençler faydalanıyor. Ve sadece temel konularla ilgili değil, aynı zamanda mesela ısı değiştiricilerin tasarımı konusunda da çok kıymetli kitapları var. Onlardan muhakkak bahsedilmesi lazım ve gençlerin bunun farkında olması ve bulup yararlanması lazım. Onun için hocamıza o bakımlardan teşekkür ederim. Minnettarız gerçekten. O kitaplar çünkü gençler şeyi okumuyor. Makaleleri o kadar okumuyorlar. Ama kitapları okuyorlar. Evet. Ben toplantılara gittiğim zaman etrafımda ismi duyana geliyor gençler. Kitaplarını getiriyor, kitaplarını imzalatmak için. Yani makaleyi okumuyor, kitap derse onu okuyor eve. Dolayısıyla oradan ismi yayılıyor tabii. Bir de geri bir son bir şey ilave edeyim. Kendisi de burada konuşurken ifade etti. Ben ne zaman Sadık hocamızı görsem kongrelerde gençlere karşı daima teşvik edeceğim. Hep olumlu konuşur ve daima onları teşvik eder. Yalçın hocam da öyle. Örnek alınacak hocalarımız.
Teşekkür ediyoruz sizin. Ben diyorum ki arkadaşlara İngilizce ya time is flying for me too diyorum. Dolayısıyla let us finish this diyorum. Böyle şakalar da yapıyoruz, ne yapalım ya.